güzel yurt iskele magosa hastalığın oranının düşmesi aslında orada yerleşimin daha bölük, pörçük ve iç içe sıkışmış durumda olmamasından kaynaklanmayı, kaynaklandığını düşünüyoruz. bununla birlikte özellikle hastalığın Girne bölgesinde çok yaygın, Girne sahil şehrinin de çok yaygın görülmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi, oradaki hastalığı taşıyan vektör popülasyonu, yoğun köpek popülasyonu ve insan popülasyonunun sıkışık olarak bir arada üç bileşenin de bir arada yer almasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Vektör de bunların içerisinde Evet yani. ve tabii Hı -hı. zaten bu üç evet. bileşen olmadığı sürece hastalığa rastlamanız mümkün değildir ki Lefkoşa şehir merkezinde aslında olan odur. Hasta e, araştırmanın diğer ilginç bulgusu Lefkoşa e, sınırları dahilinde yani bildiğimiz anlamıyla e, Lefkoşa ilçe sınırları dahilinde biz hastalığa rastlamadık. Hastalığa rastlanmamasının bir önemli sebebi yine başka yapılan sinek çalışmalarında da bu ortaya çıktı. E, hastalığı taşıyan vektör daha ziyade ılıman bir iklime belirli bir bitki örtüsüne işte mağaramsı yapılara ihtiyaç duyan bir vektördür. E, Lefkoşa'da Lefkoşa bölgesinde hakim olan iklim şartları daha karasal iklim şartları olduğundan ve uygun ortam olmadığından hastalığı taşıyan vektöre Lefkoşa'da rastlanılmadı daha sonraki çalışmalarda da. Özellikle evet. Lefkoşa tarandı yani bu amaç için ama. Evet Lefkoşa hiç ve hiç civarı olmadı. bu amaç için hı hı. tarandı. Ama vektöre de rastlanmadı. Olası vektörlere de rastlanmadı. Yani kum sineği evet e, flebotomlar var. Fakat hastalığı bulaştırdığından şüphe edilen... ...flebotomlara rastlanılmadı. Zaten bununla birlikte benim yaptığım çalışmada da... ...yanılmıyorsam 82 kan örneği almıştık Lefkoşa ve civarından. Bundan hiçbirinde e, şüpheli pozitiflikte yakalanmadı. Köpeklerde. Evet, hepsi negatif olarak e, tespit edildi köpeklerde. E, evet, 2008 sonrasında Lefkoşa'da da hasta köpekler tespit ettik. Başka hekim arkadaşlarım da bana ulaştı. Ama bunların eveliyatına indiğiniz zaman köpeğin genellikle Girne bölgesinden, işte İskele bölgesinden veya Lefkoşa'da doğup orada yetişmiş, orada büyümüş bir köpek olmadığı evet. anlaşıldı. Genellikle sonrasında Lefkoşa bölgesine taşınan köpekler olduğu görüldü. Vektörün yoğun olduğu bölgeye de bir maruz kalmış yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok değerli bulgular bunlar. Tabii şunu göz ardı etmemek lazım. Leişmaniyaziz açısından dünyayı bekleyen en önemli tehdit ki Dünya Sağlık hmm. Örgütü de bu konuda bas bas bağırmaktadır. Özellikle değişen iklim şartları hastalığın vektörlerinin yayılımını değiştirmektedir. Örneğin 2000 ve 2002 yıllarında yapılan işte Dünya Leişmaniyaziz e, Kongrelerinde sempozyumlarında vektörün yaşam alanı 0 ile 900 metre arasında sınırlandırılmıştı. Fakat Türkiye'de yapılan bir çalışma vardır ki yaklaşık 2500 metre rakımda ee, Sivas mıydı Erzurum muydu tam hatırlamıyorum yanıltıcı olmasın. Bir köyde köyün dışına hiç çıkmamış bir bireyde Kutanöz Leşmaniyaziz tespit edildi. Ki bu şu demektir değişen iklim şartlarıyla birlikte hastalığı bulaştıran vektörler yaşam alanlarını değiştirmektedir ve hastalık açısından sonsuza dek güvenli kalacak olan bir bölge yoktur. Evet. ve biz bunların önlemlerini almadığımız sürece öncesinde sonrasında başımız çok ağrıyacaktır. Değişen iklim şartları evet. doğrultusunda demek ki kum sineklerinin yaşam alışkanlıkları değişmekte Yaşam alışkanlıkları değişebiliyor. Ee, dediğim gibi gerçekten bulgularınız çok kıymetli. Biz e, son zamanlarda bir çalışma Hı -hı. başlattık evet. Kuzey Kıbrıs'ta. Ee, bu çalışma e, gazetelerde de haber bültenlerinde Hı -hı. de. ...yer bulan bir çalışma oldu ve bizi izleyen izleyicilerimize de, de tekrardan buradan da bir duyuru yapmış e, oluyoruz. Bu çalışmada biz e, 250 kişiden e, kan örnekleri toplayarak e, Kuzey Kıbrıs'taki leşmanya olgularını araştırıyoruz. Yani kan ve örneklerine bakacağız biz buna ve tabii sizin bu çalışmalarınıza e, biz baktık. Onları referans olarak kullandık. Ee, sizler de o şekilde bulgular elde ettiğiniz için yani demek istiyorum ki Kıbrıs'ın kuzeyinde Hı -hı. daha ziyade işte Girne ve civar bölgelerde evet. kum sineklerinin sayısı çok fazla. Dolayısıyla da biz e, pilot bölge olarak Girne ve civar bölgelerini seçtik. Şu ana kadar güzel bir katılım oldu çalışmaya. Gönüllülük esasına dayanan bir çalışma tabii bu. Yani. Hasta bilgileri gizli tutuluyor. Daha doğrusu katılımcı bilgileri gizli tutuluyor. Ve bir pozitiflik saptanması durumunda da testlerimiz henüz başlamadık ama testlere başladıktan sonra zaten bu katılımcılarla temas haline geçmeyi düşünüyoruz ve bu çalışmada Sağlık Bakanlığı ile yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalının ortak bir çalışmasıdır. Kanlar bir kısmı Türkiye'de çalışılacak, bir kısmı burada çalışılacak ve gerçekten çok merak ediyoruz nasıl bulgular elde edeceğiz bu çalışmada. Her zaman diyoruz ki amacımız umuyoruz ki yani sıfır pozitiflik çıkar ama. Evet. Hem sohbetlerimize dayanarak hem de daha önceki referanslara da baktığımızda sıfırın biraz üstünde bir sonuç çıkacağı benziyor. Ve tabii bu çalışmanın esas amacı e, tabii ki eğer bir pozitiflik saptanırsa bunun temeline inmek gerekir değil mi? Evet. Vektör ve rezervuarların kontrol altına alınması için bir takım çalışmaların programların başlatılması için de bir e, veri sunmuş oluruz diye düşünüyoruz. E, ne dersiniz bu e, işte veteriner hekimliği ile e, e, beşeri hekimlik. beşeri, hekimlik arasındaki bu e, kolaboratif çalışmalar konusunda?